Türkiye Kupası'nda ilk 1998-1999 sezonunda olmak üzere 2023-2024 sezonuna kadar toplam 13 kez mutlu sona ulaşan kadın basketbol takımımızın 14. Türkiye Kupası zaferini anlatacağımız programımızdan hepinize merhabalar. 2022-2023 sezonunu Türkiye Ligi ve EuroLeague şampiyonluklarıyla noktalayan, 2023-2024 sezonuna da FIBA Avrupa Süper Kupası'nı kazanarak başlayan Fenerbahçe Alagosoydun kadın basketbol takımımız, 2024'ün ilk kupasını müzemize getirmek için parkeye çıkıyordu. Kupa statüsü gereği Süper Lig'de ilk devreyi ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanıyordu. Çeyrek final karşılaşmaları ilk 4 sıradaki takımların ev sahipliğinde oynanacaktı. Süper Lig'de ilk devreyi yenilgisiz zirvede bitiren Fenerbahçe Alagosoydun kadın basketbol takımımızın çeyrek finaldeki rakibi başkent temsilcisi Nesibe Aydın'dı. Potanın kraliçeleri Süper Lig'de sezonun ilk devresinde Ankara'da karşı karşıya geldiği rakibini 22 sayılık farkla 94-72 mağlup etmişti. Şimdi Ivan Anderson, Emma Meseman, 2 sayılı atış. Fenerbahçe Alagosoydun'un dünya yıldızı Emma Meseman açılışı yaptı. Sarı lacivertli ekibimiz mücadeleye 8-0'lık seriyle başlıyordu. İlk çeyrekte Natasha Howard ve Emma Meseman'dan toplam 14 sayı katkısı alan Fenerbahçe Alagosoydun ilk 10 dakikayı 24-12 önde noktalıyordu. Tilbe Şenyürek forvette 3 sayılık atışı isabetli Tilbe. İkinci çeyrekte Tilbe Şenyürek ve Alpera Onar'ın da skora yaptığı katkıyla rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı lacivertli ekibimiz soyunma odasına 46-31'lik avantajla gidiyordu. Bir kez daha Alperi. Süreyi kontrol etti Alperi Onar. İçeri yöneldi burada. Turnikeye gitti Alperi Onar. Çok güzel bir basket. Şevval yaptı faali. Fenerbahçe Alagosoydun'un maçın ikinci yarısında da oyun konsantrasyonundan ödün vermeye niyeti yoktu. Natasha Howard boyalı alanı domine etmeye devam ederken Ivan Anderson ve Sevgi Uzun'un da dış atışlarıyla farkı daha da açan potanın kraliçeleri son çeyreği 78-43 önde başlıyordu. 3 saniye var. Ivan Anderson Panya'nın da yardımıyla güzel bir basket. 78-43'lük skor. Son çeyrekte de iyi performansını sürdüren Fenerbahçe Alagosoydun sahadan 39 sayılık farkla 96-57 galip ayrılıyor ve adını yarı finale yazdırıyordu. Emma Meseman güzel gitti potaya. Emma Meseman. Bençten gelen oyuncuların 35, hızlı hücumlardan 26 sayı üreten sarı lacivertli ekibimizde 23 sayı, 9 rebound ve 2 asistle oynayan Natasha Howard elde ettiği 27 verimlilik puanıyla maçın en değerli oyuncusu olmayı başarıyordu. Kaptan Alperi Onar 16 sayı, 8 asist ve 4 reboundla skora katkı verirken Tilbe Şenyürek mücadeleyi 14 sayı, 7 reboundla tamamlıyordu. 11 sayı 9 reboundla oynayan Emma Meseman double-double'ı kaçırırken Yvonne Anderson da karşılaşmayı 11 sayı 6 asistle noktalıyordu. Öncelikle tek maç üstünden maçlar oynuyoruz ve kaybeden elendiği kazandığın sonuna kadar gideceği maçlar. Yani aslında en tehlikeli maçlar. O yüzden bugün biz ayrı bir konsantrasyonla çıktık sahaya. Bundan sonraki maçlara da aynı şekilde çıkacağız. Tabii ki hedefimiz her zaman Fenerbahçe'nin olduğu yerde hedef her zaman kupa. Balıkesir'de elimizden geleni yapıp maç giderek kupaya ulaşmak istiyoruz. Yıla güzel başladık. İnşallah 2024'te Fenerbahçe'nin tüm branşlarda olur ama tabii ki öncelikle bizim yılımız olmasını istiyorum. Yılı güzel bitirmiştik, güzel başladık. Şimdi Balıkesir'e gideceğiz. Hedef ikinci kupayı almak. İnşallah bu güzel başladığımız maçla Balıkesir'de de devamını getirip kupayı İstanbul'a getireceğiz. Kupada yarı final ve final karşılaşmaları ise Balıkesir'in ev sahipliğinde oynanacaktı. Fenerbahçe Alagosoydun'un yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde Emlak Konut'u 72-63 mağlup eden OGM Ormanspor'du. Sarı lacivertli ekibimiz OGM Ormanspor'la Süper Lig'in ilk devresinde sahasında oynadığı karşılaşmadan 88-62 galip ayrılmıştı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk devresi büyük çekişmeye sahne oluyordu. Sarı lacivertli ekibimizde ilk 10 dakikanın öne çıkan ismi ise 13 sayıyla kaptan Alperi Onar'dı. Fenerbahçe Alagosoydun ilk çeyreği Natasha Howard'ın son saniye basketiyle 26-24 önde tamamlıyordu. Alperi oyuna sokuyor topu. Alperi Natasha Howard'ı buldu. Süre dolarken Alperi'nin asisti. Kayla McBride, Emma Meseman ve Sevgi Uzun'un da skora yaptığı katkıyla ikinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren takımımız devreye 50-39'luk üstünlükle gidiyordu. Mücadelenin ikinci devresinde de farkı bir ara 18 sayıya kadar yükselten Fenerbahçe Alagöz Holding, son çeyreğine 70-58 önde başladığı maçı 93-86 kazanıyor ve adını finale yazdırıyordu. Karşılaşmayı 13'ü hücum olmak üzere 35 ribantla tamamlayan, takım halinde 26 asist yapan Fenerbahçe Alagöz Holding'de Emma Miesman 22 sayı, 6 ribant ve 5 asistle oynuyordu. Belçikalı Yıldız 27 verimlilik puanıyla yarı finalin en değerli oyuncusu olurken Kayla McBride ve Alperi Onar 19'ar, Natasha Howard 13, Sevgi Uzun da 11 sayıyla karşılaşmayı çift taneli skorla noktalayan oyuncularımız oluyordu. 93-86 ile Fenerbahçe Alagöz Holding YNG Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk finalist oluyor. Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımımızın finaldeki rakibi son dönemde hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki finallerde olduğu gibi Çukurova Basketbol Mersin'de. Akdeniz ekibi çeyrek finalde Galatasaray Çağdaş Faktöring'i, yarı finalde de uzatmaya giden maçta Beşiktaş'ı mağlup ederek finale yükselmişti. Fenerbahçe Alagöz Holding rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmadan da galip ayrılmıştı. Takımımız kamp yaptığı otelden ayrılarak maçın oynanacağı Şehit Turgut Solak Spor Salonu'na giderken taraftarlarımız sarı lacivertli ekibimizi yalnız bırakmıyordu. Fenerbahçe Alagöz Holding taraftarlarımızın desteğiyle ısınma hareketleri için sahaya çıkarken oyuncularımızın şampiyonluk için kararlı oldukları gözlerinden okunuyordu. Sarı lacivertli ekibimiz karşılaşmaya Alperi Onar, Yvonne Anderson, Kayla McBride, Natasha Howard ve Emma Miesman'ın ilk beşiyle başlıyordu. Balıkesir'de hava atışı yapıldı ve ilk hücum topu kapma mücadelesinin ardından Çukurova Basketbol'dan geliyor. Maça dış atışlarda McBride ve Anderson, pota altında da Howard'la etkili olarak başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding ilk çeyreği 19-15 önde noktaladı. Hızlı hücumla şimdi Fenerbahçe, Kayla McBride turnike geldi. 13-11. Oliksört'ü vardı karşısında. Şimdi Meseman 2 sayılık atış. Emma Meseman. 10 saniye kaldı. 3 sayılık atış. Kayla McBride. El üzerinden gelen 3 sayılık basket. McBride ikinci çeyreğin başında da yüksek yüzdeli performansını sürdürüyordu. Çeyreğin son bölümünde farkı çift tanelere çıkaran sarı lacivertli ekibimiz soyunma odasına 37-28'lik üstünlükle gitti. İçeri indirdi yine Emma Meseman, boş kaldı ve güzel bir basket, güzel bir ikili oyun geldi Fenerbahçe'den. Savunmaya çalıştı, geçti onu. Şimdi Alperi Onar bağdırı geldi ve sonrasında dışına isabetli oldu. Alperi Onar basketbol. Maçın ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding son çeyreğe 56-50 önde başlarken normal süre 71-71'lik eşitlikle sonuçlandı. Şimdi Yvonne Anderson gitti potaya. Howard'ı gördü. Yakın pozisyon Howard. Uzatmada suskunluğu Natasha Howard bozdu. İki takım da fiziksel açıdan oldukça yorgundu. Bitime 16 saniye vardı. Çukurova basketbol serbest atış çizgisinden 2'de 1 ile dönüyor ve skor 76'da eşitleniyordu. Son topu Fenerbahçe Alagöz Holding kullanıyordu ve Emma Miesman şapkadan tavşanı çıkarıyordu. Mevri karşısında Kayla McBride. 6 saniye, 5 saniye. McBride orada top sıkıştı. Paylaşılamayan topu derken oyun devam etti. İkinci uzatmaya gidiyoruz derken bir dünya yıldızı ortaya çıktı. Emma Meseman basketi buldu. 3 sayılık basket 79-76. Fenerbahçe Alagas Holding kadın basketbol takım oyuncularımız son saniye basketiyle gelen şampiyonluğun ardından saha içinde büyük sevinç yaşıyordu. Kupa töreni öncesinde karşılaşmanın en değerli oyuncusu ödülünün sahibi Emma Milsman oluyordu. Takımımız 2024 yılına kupayla başlıyor. İnanılmaz bir karşılaşma izledik. Bugün inanılmaz bir mücadele vardı. Şaşırmıyoruz. Şimdi MVP ödülünü alacak. MVP olmaya doyamıyor Emma Milsman. 2023 yılında da biliyorsunuz pek çok yerde en değerli oyuncu seçilmişti. Oyuncularımız ve teknik heyet daha sonra madalyalarını alıyordu. Ve beklenen o an geliyor. Türkiye Kupası Fenerbahçe Alagöz Holding takım kaptanı Alperi Onar'ın ellerinde havaya yükseliyordu. İNG Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding. Kupa Fenerbahçe'nin. Tebrikler Fenerbahçe Alagöz Holding. 14. kez Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe. Büyük bir gurur, büyük bir sevinç. Emma Meseman'ın uzatmada son saniyede bulduğu basket ve kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding oluyor Balıkesir'de. Sarı lacivertli oyuncularımız şampiyonluk kupasıyla objektiflere pozlar veriyor ve şampiyonluğu taraftarlarımıza kutluyorlardı. C'était une semaine difficile pour les organismes, donc juste de la satisfaction de ramener un deuxième trophée pour l'instant dans la saison. Çok memnunuz, yani şu an hissettiğim şey memnuniyet, çünkü çok zor bir hafta oldu, çok zor bir maç oldu görüldüğü üzere. Dolayısıyla burada kupayı kazandığımız için, ikinci kupayı kazandığımız için bu sezon çok memnunuz. McBride orada top sıkıştı, paylaşılamayan topu derken oyun devam etti. Kurova is always good, and they came back in the end again. Like we had a couple of games like that already in the past season, but in the end, it's an amazing feeling to finish like that. I don't think we want to finish it with this, but if you see the atmosphere now, like it's a good motivation for the rest of the season. Ben takıma teşekkür etmek istiyorum. Çukurova maçları aslında gerçekten çok zor oluyor. Yani bu sene de çok oynadık. Zaten finallerde de oynuyoruz. Dolayısıyla zor maçlar oluyor. Belki böyle bitmesini istemezdik. Yani planlamamızda belki daha farklı şeyler vardı. Ama böyle bittiği için de bir yandan da tabii mutluyuz. Bu bizim için belki de ilerisi için farklı bir motivasyon olacaktır. Dolayısıyla o açıdan da mutluyuz. Gerçekten güzel ve zor bir maç oynadık bugün. Çokça da hata yaptık. Hatalara rağmen kazanmak önemliydi. Kötü oynayarak kazanmak da çok büyük karakter gerektiriyor. O yüzden takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum gerçekten. Bugün verdiğimiz mücadeleden de gurur duyuyorum. 2023'e şu sonunu kupayla kapatmıştık. 2024'de kupayla başladık. Umarım 2024'te bütün kupaları kazanarak devam ederiz. Çok mutluyuz. Gerçekten çok zor bir maçtı. Çukurova çok iyi bir ekip. Sahaya gerçekten çok iyi bir mücadele koydular. Buradan kazanarak ayrıldığımız için, Türkiye Kupası'nı aldığımız için çok mutluyuz. And I feel like we all did our job. Like we knew that the other team would come out and battle to the end, and we stood together and we battled to the end with them. And thank God to Emma with the clutch play. Like without that play that she did, we wouldn't be in a predicament right now. So thank you to Emma. Öncelikle teşekkür ederim. Bu benim rolüm aslında. Hem ben hücumdayken rakip savunmayı rahatsız etmeyi seviyorum. Hem de mücadelemi mutlaka sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Çok zor bir maç olacağının bilincindeydik. Ama takımdaki herkes rolünü çok iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Son olarak da Emma'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Emma o şutu başarılı bir şekilde sayıya çevirmeseydi şu an ne olurdu bilmiyorum. O yüzden ona da çok teşekkürler. Being in Fener, this is my fourth year. Winning cups never gets old, you know, that's what this club is about. And sometimes it's really hard. Sometimes you need plays like this and it's so exciting, but that's what being part of Fener is. Fighting, doing whatever it takes to win. And I was really proud of how our team fought today. This was one of our goals for the year and I'm just happy to say that we got one done, but a long way to go. Öncelikle burada benim Fenerbahçe'deki 4. senem. Burada kupa almak hiçbir zaman eskimiyor, hiçbir zaman bıkmıyorsunuz. Bizim hedefimiz hep kupa kazanmak, hep maçlar kazanmak. Daha çok uzun bir yolumuz var ama bugün gerçekten çok iyi savaştık. Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde savaştık. Bizim karakterimizde de bu var. Tabii bazen çok zorlanabiliyorsunuz. Bazen de böyle bazı şutları gerçekten isabetli bir şekilde sayıya çevirmeniz gerekiyor bazı günlerde. Öyle olduğu için de çok memnunuz. Yani kupaya yakışır bir final oldu ama gün sonunda galip gelen biziz ve ikinci kupamızı kazandık. İnşallah nicelerine 2024 bize uğurlu geldi. Daha da uğurlu gelir sezonun geri kalanında. İkinci kupamızı İstanbul'a götüreceğiz. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum Balıkesir'de bizi desteklemeye gelen tüm ekibe. Teşekkür ederim. Öldük dirildik. Yüksek bir nabızla oynadık yani. Çok yoğun bir programdan geçiyoruz. Türkiye kupaları, hep böyle turnuvaların hepsi tek maç üzerinden olunca hem gergin hem stres oluyor. Ama kazandığımız için mutluyuz. Benim için de şöyle güzel bir anısı var. 98-99 yılı ilk A takımda Türkiye kupasını aldığımızda tarihteki de ilk. Gene Balıkesir'de almıştık. O zaman 18 yaşındaydım. Oyuncuydum. Şimdi tekrar burada. Bu yeni görevimde de burada tekrardan almak nasip oldu. Teşekkür ederiz taraftarlara, desteklemeye gelen herkese. Güzel de bir atmosfer vardı. Teşekkür ederiz. Çok mutluyuz açıkçası. Yani gerçekten hedeflerimizden biriydi kupa, Türkiye Kupası. Geçen sene oynanmamıştı çünkü. Dolayısıyla yenisini eklemek çok önemliydi bizim için. Geri kalanında kızlar sağ olsun yani gerçekten inanılmaz bir tempoda oynuyoruz. Bu fikstür çok yorucu bir fikstür. Kızlar ellerinden gelenin en iyisini veriyor. İşte bazen böyle ufak detaylarda belli oluyor. Bugün de şans bize güldü. Ben de burada herkes olduğu gibi Emma'ya da ama tüm kızlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Büyük mücadele verip buralarda sahaya çıkıyorlar. Ben de öncelikle iki takımı tebrik ediyorum. Müthiş bir mücadele oldu. Takımımızı, bütün oyuncularımızı, hocamızı, teknik kadroyu, staffını, idari kadroyu tebrik ediyorum. Çukurova da iyi mücadele etti, direnç gösterdi. Onları da tebrik ediyorum. Türk kadın basketbolu adına unutulmaz bir gece oldu. Kazanan Fenerbahçe oldu. Hakikaten Fenerbahçe'ye şampiyonluklar, kupalar çok yakışıyor. Camiamıza armağan olsun. Ama bazı şeyleri iyi günde de konuşmak lazım. Kazandık diye unutmamak lazım. Bugün tebrik edilmesi gereken bir ekip daha vardı. Muhteşem dirençli bir hakem üçlüsü vardı. Ne demek istediğimi herkes anlıyordur. Onları tebrik ediyorum. Her ne hikmetse hep bu maçlarda karşımıza çok dirençli bir takım çıkıyor. Çok uğraştılar, çok savaş verdiler. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Herkes ne demek istediğimi anlıyor ama ne hikmetse hep Fenerbahçe'yi buluyor bu tip hatalar. Ama kimse Fenerbahçe'yi yolundan çeviremiyor. En büyük Fenerbahçe camiamıza armağan olsun. Kadınlar basketbolunda Türkiye'deki tüm kupalar, Türkiye Süper Ligi'nde 17, Türkiye Kupası'nda 14, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 12 kez şampiyon olarak bu 3 kupada en fazla şampiyon olan, geçtiğimiz sezonun EuroLeague şampiyonu ve bu sezona da Avrupa Süper Kupası'nı da kazanarak başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding'in Türkiye Kupası zaferini anlattığımız programımızın sonuna geliyoruz. Potanın kraliçelerine sezonun kalan bölümünde mücadele ettiği Türkiye Süper Ligi ve EuroLeague'de şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz.